Merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda Tunceli Ozat'taki Sarı Saltuk ziyaretini konuşacağız. Bu ziyaret etrafındaki ritüellerden, uygulanan inanç ibadet pratiklerinden bahsedeceğiz. Ve tabii ki doğal olarak Sarı Saltuk'tan bahsedeceğiz. Bildiğimiz gibi Sarı Saltuk tarihsel bir kişilik olmasının yanında erenleşmiş, evliyalaşmış bir zattır ve bir külte dönüşmüştür tarihsel süreçle birlikte. Sarı Saltuk hakkında pek çok rivayet var. Anadolu'dan Balkanlara pek çok rivayet var. Fakat tarihsel kaynaklar bu rivayetlere nazaran daha az elimizde. Sınırlı verilerden yapılan yorumla Sarı Saltuk'un 13. yüzyılda yaşadığına inanılıyor ve Sarı Saltuk Anadolu'nun ve Balkanların İslamlaşmasında önemli bir rol oynuyor. Kolonizatör Türk devrimcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bunun yanında efsanevi bir şahsiyeti de var. Efsanelere bürünmüş, efsaneler içinde geçen pek çok anlatısı da var. Sarı Saltuk'un gerçek isminin Sarı Saltuk olmadığı, bunun daha sonra ona verildiği söyleniyor. Asıl isminin Şerif Hızır ve Muhammed Buhari olduğu ileri sürülüyor. Sarı Saltuk ismini onun Müslüman yaptığı bir Hristiyan tarafından kendisine verildiğine inanılıyor. Saltuk güçlü, kudretli manasına geliyor. Sarı da muhtemelen bir boy, bir aşiret ismi, buradan bu ismi aldığını ileri sürenler de var. Belirttiğim gibi Sarı Saltuk Anadolu'dan Balkanlara değin pek çok efsaneye konu olmuş, erenleşmiş, evliyalaşmış bir zat. Hakkında bahsedilenleri bir kağıda döktüğümüzde Sarı Saltuk'un etrafındaki halkayı erenlik, gazilik ve evliyalık, dervişlik çerçevesinde çizebiliriz. Gazian-ı Rum dediğimiz kolonizatör Türk dervişlerinden biridir ve burada önemli bir bayrak taşıyıcılarındandır. Balkanların Müslümanlaşmasında önemli rol aldığı gibi buradaki zamanla Müslümanlaşan halk arasında, buradaki gelip yerleşen Türkler arasında önemli bir külte evriliyor. Bunun yanında Alevi Bektaşilik içerisinde de önemli isimlerden birisi oluyor. Onun bu şahsiyeti o kadar geniş, o kadar büyüyor ki Müslüman ahali dışında, Hristiyan ahali arasında da namı yayılıyor. Onların efsanelerine de konu oluyor. Hatta onlar için aziz olarak kabul ediliyor. Sarı Saltuk'un efsaneleşen karakteri o kadar güçlüdür ki ejderhalarla savaşır, tahta kılıçla düşmanlarını mağlup eder. Böyle anlatıları var. Tarihsel kaynaklara değinecek olursak, Sarı Saltuk hakkında bize ilk bilgi veren kaynak İbn Battuta. İbn Battuta bildiğimiz gibi çok önemli seyyahlardan birisi ve seyahatnamesinde Doğu Roma'ya yaptığı seyahatinde Romanya'daki Babadağ dolaylarında Sarı Saltuk kasabasından bahsediyor. Burada Sarı Saltuk isimli bir velinin, dini bir şahsiyetin yattığından söz ediyor. Bunun öğretilerinden söz ediyor. Sarı Saltuk'un menkıbevi şahsiyetinden bahsederken onu tasavvuf ehli bir zat olarak tanımlıyor. Fakat İbn Battuta'dan ayrı bir inanç dünyasına sahip olduğu için Sarı Saltuk şeriata aykırı uygulamalarla, geleneklerle suçlanıyor İbn Battuta tarafından. İbn Battuta onun bazı düşüncelerini, uygulamalarını şeriata aykırı buluyor. Tabi İbn Battuta'nın Sünni İslam çerçevesinden olaya baktığını düşünmekte yarar var. Daha çok heterodoks kalan Sarı Saltuk, İbn Battuta'nın yadırgadığı bir perspektife sahip oluyor tabii ki. Sarı Saltuk'un hayat hikayesi hakkında bilgi veren bir diğer kaynak da Vilayetname-i Hacı Bektaş'tır. Vilayetname'ye baktığımızda Sarı Saltuk'un Hacı Bektaş'la birlikte aynı dönemde yaşadığını görüyoruz. Sarı Saltuk'un esasen bir çoban olduğu ve daha sonra Hacı Bektaş'la yolun kesiştiği, Hacı Bektaş'ın onu eğittiği, ona tasavvufi yönden inançsal anlamda bir takım bilgiler verdiği ve daha sonra kendisini halife olarak Balkanlara gönderdiği söyleniyor. Sarı Saltuk yardımcıları Kiçi Aptal ve Ulu Aptal'la birlikte Sinop üzerinden Balkanlara geçiyor. Burada bir ocak kuruyor ve bu ocak üzerinden öğretilerini yaymaya başlıyor. Bunlarla beraber Vilayetname'de daha çok Sarı Saltuk hayırsever, yardımsever ve inançlı bir insan olarak anlatılıyor. Tabi savaşan savaşçı gazi Sarı Saltuk çerçevesi de burada korunuyor. Sarı Saltuk hakkında bilgi veren bir diğer kaynak da Tevarih-i Ali Selçuk'tur. Burada bahsedilene göre Sarı Saltuk Anadolu'dan
Dobruca bölgesine, Balkanlara geçiyor ve buradan daha sonra tekrar Anadolu'ya dönüyor ve Anadolu'daki Türkmenlerin Balkanlara göçünü organize ediyor, yönetiyor, liderlik ediyor. Tevarih-i Ali Osman'da da Sarı Saltuk'tan bahsediliyor ve Sarı Saltuk gerçekten bu eserde övülüyor. Tasavvuf ehli, ulu bir zat olarak görülüyor. Evliya Çelebi de Sarı Saltuk'tan bahsediyor. Sarı Saltuk'un Hacı Bektaş'a yollanan bir yardımcı olduğundan söz ediyor. Hoca Ahmet Yesevi'nin Hacı Bektaş'a yolladığı yardımcılardan biri olarak bahsediyor Sarı Saltuk'tan. Ayrıca Sarı Saltuk'un Balkanlardaki yaşamından, orada giriştiği bir takım mücadelelerden de söz ediyor. Evliya Çelebi'nin bahsettiğine göre Hacı Bektaş'ın verdiği tahta kılıçla birlikte Sarı Saltuk 70 müridini de arkasına alarak Balkanları bir uçtan bir uca Lehistan, yani bugünkü Polonya'ya kadar geziyor. Ve burada bir takım gazalara girişiyor ve İslamiyet için mücadeleler veriyor burada. Kerametler gösteriyor, türlü türlü olaylara girişiyor. Sarı Saltuk'la ilgili bilgi veren tarihsel kaynaklardan birisi de bildiğimiz gibi Saltukname'dir. Fakat Saltukname, Sarı Saltuk'un bizzat yazdığı ya da yakın çevresinin yazdığı bir eser değildir. Saltukname'nin yazılış hikayesine öncelikle değinecek olursak, Saltukname'nin yazılma emrini veren Cem Sultan'dır. Cem Sultan Balkanlarda bulunduğu sırada Sarı Saltuk'un hikayesini çok duyuyor ve Ebu'l-Hayr Rumi'yi Sarı Saltuk hakkındaki menkıbeleri, yazılan yazıları, anlatılan anlatıları toplamak için görevlendiriyor. Ebu'l-Hayr Rumi Balkanlardan Anadolu'ya pek çok yeri gezerek, pek çok tekkeyi, ocağı gezerek Sarı Saltuk hakkındaki bütün anlatıları, menkıbeleri topluyor ve Saltukname'yi oluşturuyor, yazıyor, kaleme alıyor. Bu eseri Cem Sultan'a sunuyor tabii ki. Genel anlamda Sarı Saltuk'la ilgili böyle bahsedip Tunceli ve Anadolu'ya temas edecek olursak, Sarı Saltuk'un Babaya ayaklanmalarına katıldığı belirtiliyor ve burada hareketin önemli liderlerinden birisi olarak görev alıyor. Tabii bildiğimiz gibi Hacı Bektaş-ı Veli ve kardeşi Menteş Bey de bu hareket içerisinde rol alıyordu. Hatta Menteş Bey hareketin içerisinde şehit olacak. Hareketin başarısızlığa uğraması sonrası Kırım'dan kaçan kitleler bildiğimiz gibi Anadolu'nun Sarp dağlık bölgelerine ve Anadolu Selçuklu kılıçlarından olabildiğince korunabilecekleri bölgelere çekiliyorlar. Bunlardan birisi de Tunceli yöresi, Erzincan yöresi. Bu yörelere de çekiliyor bir kısmı. Hatta Hacı Bektaş Veli'nin ve Sarı Saltuk'un da yine Tunceli yöresine çekildiğini belirtiyor bazı kaynaklar. Burada da tabii inançsal anlamda yaptıkları çalışmalara da devam ediyorlar ve hatta bazı ocakların kurulmasında öncülük ediyorlar. Sarı Saltuk burada bir müddet kaldıktan sonra burada bazı ocakların, dergahların kurulmasının ardından Balkanlara geçtiği de rivayet ediliyor. Son durağının burası olduğu da söyleniyor. Burada farklı anlatılar, farklı rivayetler var. Sarı Saltuk anlatıları, efsaneleri Alevi Bektaşi, Kızılbaş zümrelerin yaşadığı hemen hemen bütün coğrafyalarda görülür. Alevilik içerisinde, Bektaşilik içerisinde müstakil bir Sarı Saltuk kültünden söz etmek mümkün bu anlamda. Öyle ki Alevi Bektaşilerin nüfus yoğunluğunun olduğu çoğu yörede Sarı Saltuk türbesi ziyareti bulunur. Bu anlamda birden fazla Sarı Saltuk türbesinden, ziyaretinden söz etmek mümkün. Mezarlarının olmadığı yerde de zaten Sarı Saltuk'un efsaneleri dilden dile dolaşır. Takribi olarak Sarı Saltuk namına Anadolu ve Balkanlarda 16 tane türbeden söz edebiliyoruz. Bu türbeleri Anadolu'da Diyarbakır'dan Niğde'den tutun da Balkanlarda, Kırım'da, Polonya'da pek çok yerde görmek mümkün. Tunceli'deki Sarı Saltuk ziyaretine odaklanacak olursak ana konumuz olan Tunceli'deki Sarı Saltuk ziyaretinin merkezi de Ozat'ta bulunuyor. Sarı Saltuk Ocağı'nın da yine merkezi burası kabul ediliyor. Sarı Saltuk'un makamı sır oldu. Batın aleme geçtiği yer Ozat'ta, Sarı Saltuk Dağı'nda. Tunceli yöresinde de Sarı Saltuk hakkında anlatılan pek çok rivayet var. Pek çok anlatı söz konusu. Tabii bütün yörelerle ortaklaşan, kesişen anlatıların olduğu gibi çok farklı anlatılar da var. Yöreyle Sarı Saltuk ilişkisini anlatan kaynaklardan birisi Sarı Saltuk'un Saltuklular hanedanına mensup olduğu, Saltuklar Beyliği'nin hanedanına mensup olduğu, Melikşah Saltuk'un oğlu olduğu söyleniyor. Anadolu Selçuklu ve
Saltuklular arasındaki mücadelede yenilen Saltukluların daha sonra bir kısım aile üyesinin Tunceli Mazgirt civarına geldiği. Bunlardan tabii içinde Sarı Saltuk da var. Buradan daha sonra Hozat'a taşınıyorlar. Burada da Sarı Saltuk Ocağı'nın merkezinin olduğu bölgeye yerleşiyorlar ve burada ocak kuruluyor. Sarı Saltuk burada inançsal anlamda bir takım çalışmalara girişiyor. Fakat burada tabii pirlik hemen yapmıyor. Eğitim için Horasan'a gidiyor. Lokman-ı Perende'nin öğrencilerinden birisi olduğu söyleniyor Hacı Bektaş Veli ile birlikte. Tabii yanlarında yine yörenin bir diğer önemli dini inançsal şahsiyetlerinden erenlerinden biri olan Avu İçen de var. Avu İçen, Hacı Bektaş Veli ve Sarı Saltuk'un birlikte Lokman-ı Perende'nin öğrencisi olduğunu, bu üç erenin evliyanın arkadaş olduğu söyleniliyor. Daha sonra Sarı Saltuk'un Nişaburdu Abdal Musa'nın babasından inançsal eğitimlerini almaya devam ettiği Anadolu'ya geri döndüğü belirtiliyor. Hozat'a döndüğünde artık inançsal anlamda bütün yetkinliklerini kazanmıştır. Bir eren evliya olarak görülür. Tabi bu anlatı diğer Sarı Saltuk anlatılarından biraz farklı. Bir başka anlatı da Tunceli'deki Sarı Saltuk kültünün aslında Sarı Saltuk'un buraya hiç gelmediği, Sarı Saltuk soyundan, evlatlarından, halifelerinden bazı insanların buraya geldiği ve burada Sarı Saltuk kültünü yaydığı yönünde bir rivayet de var, bir anlatı da, bir düşünce de var. Buna benzer bir farklı görüşte Balkanlardan Anadolu'ya bir göçün yaşandığı ve bu göç esnasında Balkanlardaki Sarı Saltuk mensuplarından bir kısmının da yine Tunceli Ozat bölgesine yerleştiği ve burada Sarı Saltuk kültünü yaydığı, Sarı Saltuk anlatılarını, efsanelerini yaydı ve burada Sarı Saltuk namına bir nişangah, bir makam oluşturduğu ve bunun da hem Sarı Saltuk ziyaretini ve ocağını teşkil ettiğine inananlar var, düşünenler var, bu yönde görüşler var. Tabii bütün bunların dışında yöre halkı Sarı Saltuk'un makamının Ozat'taki Sarı Saltuk Dağı olduğunu düşünüyorlar. Mezarının burada olduğunu düşünüyorlar. Sır makamının burada olduğunu düşünüyorlar. Belirttiğim gibi Sarı Saltuk hakkındaki rivayetler çok net değil ve çok farklı, çok çeşitli rivayetler, anlatılar söz konusu. Özellikle Tunceli yöresi özelinde bakacağımız zaman Yalçın Çakmak Hoca'nın hem tezi olsun hem de diğer çalışmaları, makaleler, akademik çalışmalarına bakılabilir. Buraya bir göz atmanızı öneririm. Ozat'taki Sarı Saltuk Ocağı'na değinecek olursak, Sarı Saltuk Ocağı Ozat ilçesi ile Ovacık ilçesi arasında hakim bir tepede yer alıyor. Burada Sarı Saltuk, Akören ve Karaca köyleri var. Burası ocağın merkezi olarak kabul ediliyor bu bölge. Sarı Saltuk'un türbesinin makamının burada olmasının yanında Sarı Saltuk'a ait bir takım kutsal emanetlerin, daha sonra Sarı Saltuk'tan sonra burada pirlik yapan bir takım kişilerin kutsal emanetlerinin bu ocakta olduğu söyleniyor. İşte Tarık olsun, asa olsun, cem ibadetinin yürütülmesinde kullanılan bir takım araçlar olsun, kült nesneleri, kutsal nesneler olsun. Hepsi bu ocakta yer alıyor. Karaca köyünde yer alıyor. Bunun yanında bu ocağı şifa niyeti için ziyaret edenler, tabii önemli inançsal günlerde ziyaret edenler, bir takım pratikleri uygulayanlar söz konusu. Bildiğimiz gibi Alevilik, Bektaşilik, Kızılbaşlık içerisinde inancın temel taşıyıcıları ocaklar ve bu anlamda ocaklar çok önemli hem halkın nazarında hem de inançsal önderlerin nazarında, pirlerin, anaların, rehberlerin nazarında çok önemli ve buraya çeşitli sebeplerle ziyaretler gerçekleşiyor. Ocağın devamcıları, devamını sağlayanlar da yine Tunceli yöresinde, Ozat yöresinde bulunuyorlar. Hepimizin yakından tanıdığı rahmetli Ahmet Yurt Dede de bu ocağın mensuplarından birisiydi. Sarı Saltuk makamına, kutsal mekana değinecek olursak, Ozat ilçe merkezine 8 kilometrelik bir mesafede bulunuyor. Etrafındaki, civarındaki dağlara, tepelere nazaran yine hakim bir tepede yer alıyor. Yüksekçe bir tepenin zirvesinde yer alıyor. Bu zirvede kapalı bir küçük yapı var. Bu yapıda işte gelen insanlar hem ibadetlerini gerçekleştiriyor, hem burada lokmaların pişirilmesi, dağıtılması, burada dinlenme, burada bir takım cem ritüelleri, inançsal pratiklerin, ibadetlerin sergilenmesi, yapılması söz konusu oluyor. Bu yapının hemen önünde yine tepenin, dağın zirvesinde uzunca, yaklaşık takribi 10 metre uzunluğunda
taş duvarlardan örülmüş ince uzun bir yapı bulunuyor. Buranın Sarı Saltuk'un kabri, sır makamı olduğuna inanılıyor. Herhangi bir kapalı yapının içinde değil, zira bu yapının daha önce pek çok kere kapatılmaya çalışıldığı ve kapatılan mezarın her zaman üstünün tekrar açıldığına inanılıyor ve bu yüzden de Sarı Saltuk'un aslında kabrinin kapalı bir yerde olmasını istemediğini görüyorlar. O yüzden dışarıda taşlarla örülmüş 10 metrelik takribi bir makam bulunuyor. Burası Sarı Saltuk makamı. Yine bu makam etrafında mumların, çıraların yakıldığı bazı bölümler var. Makamın üzerine para bırakılması, işte çeşitli yeşil renkte çoğunlukla kumaşların bağlanıp taşların bağlanması buraya söz konusu. Buraya insanların para bıraktığını da görüyoruz. Hem lokma olarak, sadaka olarak, belki anlaşılır olarak söylemek gerekirse lokma olarak bırakıldığını ve bu paraların bazen ihtiyaç sahiplerinin aldığı, bazen de ihtiyacı olmayan insanların da Sarı Saltuk'un kerametine sığınarak, onun yardımına sığınarak, uğur için, şans için, bereket için aldığını, kendi cebinden yine farklı bir parayı oraya bıraktıklarını da görüyoruz. Yine bu mekanda kurbanların kesilmesi söz konusu. Bu kurban lokmaları ziyaret çevresinde bulunanlara dağıtılıyor. Eğer orada kimse yoksa bazen insanlar götürüyor. Götürdükleri yerde insanlara dağıtıyor. Burada kurban önemli bir pratik oluyor. Yine mum çıra yakma hadisesini görüyoruz. Dua ederken insanlar burada mum çıra yakıyor. Yine dualar ediliyor burada. Sarı Saltuk makamına niyazlarda bulunuluyor. İşte oradaki kapalı yapının eşiğine dair niyazlarda bulunuyor ki eşik bildiğimiz gibi alevlik içerisinde kutsaldır. Yine dağın zirvesindeki bazı taşlara insanlar niyazlarda bulunuyor. Buralara lokmalar da bırakılması söz konusu. Özellikle göme dediğimiz yiyeceğin pişirilip ya da bazen ekmek parçalarının buraya bırakılması da söz konusu. Böyle pratiklere de şahit oldum ben. Ayrıca yöre köylülerinin eğer ziyaret çevresinde bulunuyorsa bunlara bir takım para verilmesi uygulamaları da görülüyor. Bu köylülerin orada Sarı Saltuk'un bekçileri olduğu için, oranın bakımını, temizliğini yaptıkları için lokma bırakılıyor bu köylülere. Lokma veriliyor onların hizmetine binaen. Sarı Saltuk makamının neden burada olduğuna değinecek olursak ya da neden birden fazla Sarı Saltuk anlatısının olduğuna değinecek olursak, farklı türbelerin farklı bölgelerde olduğuna değinecek olursak şöyle bir açıklama yapılıyor. Hem Saltukname'de hem de Evliya Çelebi'nin aktardığına göre Sarı Saltuk'un 7 farklı bölgede baş gösterme hadisesi söz konusu. 7 farklı bölgede bulunması, belirmesi söz konusu. Benim yörede bulunduğum sırada yaptığım saha araştırmasında görüştüğüm bir kaynakta bana bu hadiseyi şöyle anlatıyor. Sarı Saltuk öleceğini anladığı zaman taliplerini topluyor ve onlara öleceği zamanı söylüyor ve akabinde bütün taliplerin, talibi olan beylerin hepsi tabii onu sevdiği için onun kendi yakınına gömülmesini isteyecekler. Tabii Sarı Saltuk bunu da bildiği için öldüğü zaman 7 tane tabut hazırlanmasını istiyor. Ve bu 7 tabutu her bir bey, her bir talip kendi bölgesine götürüyor. Sarı Saltuk taliplerine diyor ki işte benim cenazemi götürdüğünüz esnada belli bir mesafe aldıktan sonra tabutu açıp bakın. Eğer benim başım içindeyse benim cenazem odur. Onu götürün gömün diyor. Tabi Sarı Saltuk vefat ettikten sonra talipleri söylenileni yapıyor ve Sarı Saltuk için 7 tane tabut hazırlanıyor ve Sarı Saltuk götürülüyor. Talipler belli bir mesafe ilerledikten sonra tabuta açıp bakıyor. 7 farklı tabutta da kontrol edildiğinde gerçekten Sarı Saltuk'un başının orada olduğu görülüyor. Ve talipler daha sonra bu cenazeyi defnediyorlar. Yani Sarı Saltuk'un 7 farklı bölgelerde baş göstermesi hadisesi söz konusu oluyor. Bütün talipler Sarı Saltuk'un kabrini yapıyorlar kendilerince ve ziyaret makamını oluşturuyorlar. Bunlardan birisinin de yine Tunceli Ozat'taki ziyaret makamı olduğuna inanılıyor. Bu yönde anlatılıyor. Bazı araştırmacılar Sarı Saltuk'un gerçek mezarının Romanya-Bulgaristan sınırındaki Kaligra mağarasında olduğunu söylüyorlar.
Tunceli Ozat'taki Sarı Saltık makamınınsa bir nişangah olduğu söyleniliyor. Yine benzer şekilde diğer türbelerin de birer nişangah olduğu söyleniliyor. Nişangah hem Tunceli yöresinde hem de Alevilik içerisinde bazı ziyaretleri temsilen yapılan yapılardan birisi. Bu ziyaretleri temsilen bir ağaç ya da taş üstüne koyulup oluşturulan obolar daha çok nişangah ya da bir kaya nişangah olarak seçilebiliyor. Bu nişangah temsili bir ziyaret makamı gibi. Yani Sarı Saltuk'un nişangahı, Sarı Saltuk'un gerçek makamını, gerçek ziyaretini temsilen oraya koyuluyor. Ve orası çok uzakta olduğu için orada yapılmak istenen ibadetler bu nişangah etrafında oluyor. Bunu yöredeki farklı ziyaret mekanları özelinde de görebiliyoruz. Örneğin Düzgün Baba'yı gören bazı tepelerde Düzgün Baba için nişangahların oluşturulduğunu, nişangah kült mekanlarının olduğunu görüyoruz. Düzgün Baba'ya gidemeyen insanların bu nişangahlarda ibadetlerini, bir takım ritüelleri gerçekleştirdiğini görüyoruz. Benzer şekilde Tunceli Hozat'taki Sarı Saltuk ziyaretinin bu yönde bir nişangah olduğunu söyleyenler de var. Bu yöndeki iddiaları bulunan araştırmacılar da söz konusu. Eşrefoğlu haberi, bahçe bizim gül bizdedir. Tekrar ziyaret mekanına değinecek olursak, Sarı Saltuk ziyaretinin Hakim Tepe üzerinde olmasının bir başka anlamı da ziyaretlerin birbirini gördüğü inancı, Tunceli yöresindeki ziyaretlerin birbirine baktığı, birbirini gördüğü yönündeki inanç. Ve gerçekten ziyaret zirvesine çıktığımızda bazı hakim tepeleri ve ziyaretleri görebiliyoruz. Sultan Baba Dağı'nı, Tujik Baba Dağı'nı, Düzgün Baba Dağı'nı görmek mümkün. Bütün bu ziyaret kült mekanları, munzurlar yine birbirini görüyor ve birbirine bakıyor. Bu yönde bir inanış da var. Bildiğimiz gibi Alevilik inancı ziyaretler kutsal mekanlar olmadan düşünülemez, icra edemez, yaşayamaz. Tabi dolayısıyla Tunceli yöresinde de bu şekilde. Yörede ziyaretler, kutsal mekanlar inancın temel parçası ve bu anlamda Sarı Saltuk da bunlardan birisi ve hatta en önemlilerinden birisi. Sarı Saltuk kutsal mekanı özellikle ocakların için, ocakların birbiriyle olan ilişkisi için önemli. Yine ziyaret mekanlarında tıpkı insanlar gibi birbirine taliplik, pirlik ilişkisi içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Tabi bir hiyerarşi kurmak, inşa etmek söz konusu değil belki. Bunun yerine tabi Alevilik içerisinde yer alan el ele el hakka anlayışı söz konusu. İnsanların, ocakların birbirine bağlılığı gibi ziyaretler de birbirine bağlı. Hepsi bir bütün olarak hem inancın inşasında, icrasında önemli rol alırken aynı zamanda tek tek yine önemli roller üstleniyorlar. Hem sahip oldukları ocak çerçevesinde hem de yöre insanı hayatında, ibadetlerinde önemli merkezler, önemli ritüel, pratik alanları. Bu anlamda ziyaret mekanı önemli ve diğer ziyaretlerin de birbiriyle olan ilişkisi, ocakların birbiriyle olan ilişkisini anlamak bakımından da önemli. Tekrar hatırlatmak gerekirse Yalçın Çakmak Hoca'nın tezine ve çalışmalarına bakılabilir Sarı Saltuk özelinde. Bunun yanında ziyaret mekanını incelerken, ele alırken görüyoruz ki bu kutsal mekanda, Sarı Saltuk kutsal mekanında dağ kültünü görüyoruz. Çünkü hakim bir tepe üzerine kurulmuş. Buradaki ibadetlerde kullanılan ateşi, çıra yakılmasını görüyoruz. Dolayısıyla ateş kültünü görüyoruz. Taş kaya kültünü görmek mümkün. İbadet mekanının çevresinde yine bulunan ocakta, Karaca köyündeki ocakta Tarık'ın, Çarık'ın, Hasan'ın bulunmasını, kutsal emanetlerin bulunmasını görüyoruz. Bunlar da tabii ki hem Alevilik içerisindeki önemli ritüel araçlarından, nesnelerinden, kült nesnelerinden birisi. Hem de bunlar da bazı bir takım inançsal derinliğe sahipler, anlamları var. Son olarak Sarı Saltuk ziyaretine gelen insanların gelme amaçlarına değinecek olursak tabii ki doğal olarak bütün ziyaret mekanlarında da gördüğümüz gibi şifa talebiyle geliyorlar, bereket için geliyorlar. Bazı sorunları varsa onlara çözüm için geliyorlar. Geçmişte daha uygulanır olduğu görülür. Bir diğer hadise olan küslerin, dargınların barışması ya da aşiretler arası oluşan kırgınlıkların giderilmesi için, uzlaşılması için başvurulması gibi durumlar söz konusuydu. Yöreyi 1925'te ziyaret eden gazeteci Naşit Hakkı, Sarı Saltuk'un bu yönüne dikkat çekerek Sarı Saltuk'u yörenin vicdanı olarak görüyor, vicdanı olarak anlatıyor. Yani insanların gelip burada barıştığı, kaynaştığını
belirtiyor. Yine bunun yanında kurban ritüeli için gelinmesi söz konusu. Burada kurbanlar kesiliyor. Bazı ibadet pratikleri uygulanıyor. Belli dönemlerde cemler düzenleniyor. Cem ibadeti yapılıyor burada. Genel anlamda sarı saltuk ziyaretinin mahiyeti bu yönde. Tabii ki doğal olarak videoyu çok geniş tutmak mümkün. Sarı saltuk hakkında saatlerce konuşmak mümkün. Tunceli'deki sarı saltuk ocağı hakkında, ziyaret hakkında saatlerce konuşmak mümkün. Daha önceki videolarda da belirttiğim gibi, yaptığım gibi sadece belli başlı noktalara değinmek istedim. Bazı özet bilgiler vermek istedim. Önde daha çok bilgi almak isteyenlerin okuması gerekiyor bazı kaynakları. Bunlardan birkaç tanesini yorumlara öneri olarak bırakacağım. Eksik bıraktığım, anlatmadığım, atladığım, aktardığım bilgiler olmuş olabilir. Onlar için de özür diliyorum çünkü özet bir şekilde anlatmam gerekiyordu. Bu noktada da bazı önemli kısımlar belki atlanmış olabilir. Size göre önemli gelen kısımlar atlanmış olabilir. Onları varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Kendi görüşlerinizi, düşüncelerinizi. Videoyu bitirirken kanala abone olursanız da memnun olurum. Bu düşük bütçeli kanalın ilerlemesi için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.